Şehir konuşmalarına hoş geldiniz. Geçen hafta Nevruz Bayramı'ydı. Artık yavaş yavaş bahar gelmeye başladı. Havalar ısınmaya başladı. Bunu da en çok sosyal medyada insanların paylaştığı fotoğraflardan görüyoruz. Yani dış mekandan paylaştığı fotoğraflardan görüyoruz. Biz de bugün bahar coşkusunu nasıl güzel fotoğraflarla süsleriz temasıyla özel misafir seçtik. Misafirimiz Uşak Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Ufuk Türkcan. Ufukcum hoş geldin. Hoş bulduk İbrahim'cim. Sosyal medyada fotoğraflar paylaşıyorsun. Böyle çok güzel fotoğraflar paylaşıyorsun. Kıskanıyoruz bu arada. İnşallah bugün nelere dikkat ediyorsun? Bunun kriterleri nedir? Neler yapmak gerekir? Uşak'ta fotoğraf çekilebilecek alanlar neler var? Hangi vakitlerde çekilebilir? Senden tüyolar alalım istiyoruz. Öncelikle seni tanıyarak başlayalım. İsmim Ufuk Türkcan. Aslen Manisa Selanlıyım. 2008'den bu yana da Uşak'ta yaşıyorum. Uşak Belediyesi'nde görev yapıyorum. Bunun yanında işte bir arkadaş ortamında başladığımız fotoğrafçılık daha sonra bir sevdaya dönüştü. 2010 yılından bu yana da fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Ayrıca Uşak Fotoğraf Sanatçıları Derneği'nin başkanlığını da yapıyorum. Yapmış olduğumuz fotoğraf çalışmalarında kendi bölgemizi, özellikle Uşak'ımızı çektiğimiz fotoğraflarla sosyal medyadaki takipçilerimize elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalışıyoruz. Aldığım bayağı bir ödül var herhalde. Yani sosyal medyadan takip ediyoruz da. Kaç oldu en son? Kaç oldu? En son bir 6 aylık güncelleme haricinde oradaki şeyleri tam güncellemedim ama 200'ün üzerindeyim şu an. Ya bu ulusal çapta ödüller mi? Hayır, ulusal da var, uluslararası da var. Mesela kaç uluslararası? Uluslararası 30'un üzerinde 30'un sanırım. Yani şeyde geri kalanında şeyde ulusalda. Bayağı büyük bir başarı. Derneğimiz var dediniz. Evet. Neler yapıyorsunuz dernek olarak? Dernek faaliyetleri olarak biz rutin olarak düzenli bir şekilde eğitim faaliyetleri yapıyoruz. Tabii bu arada COVID'in bize engellediği bir bölüm var. Bir mola her verdi. Sektörde, her sektörde mi? Olduğu yani. Gibi bizde de bir mola dönemi var. Düzenli olarak her sene fotoğraf eğitimleri yapıyoruz. Onun haricinde sergiler, sunumlar, söyleşiler, dışarıdan misafir sanatçı getiriyoruz. Atölye çalışmaları yapıyoruz. İşte fotoğrafçılığın alanlarında örnek veriyorum. İşte makro fotoğrafçılığı, örnek veriyorum portre fotoğrafçılığı üzerine dışarıdan uzman arkadaşlarımız bu konuda kendisini yetiştirmiş sanatçı arkadaşlarımızı gelip burada eğitim faaliyetleri verdiriyoruz. Peki dışarıdan açık mı katılma dernek? Mesela üye ben gelip üye olabilir miyim derneğe? Tabii üye olabilirsiniz. Üye olmadan da katılabiliyorsunuz. Biz yani illa zorunlu koşmuyoruz. Derneğe üyelik faaliyeti dernek, olarak. Yani üyesi ne kadar çok olursa o kadar hani gücü oluyor, ondan sonra karşılığı oluyor. Tabii mensubiyet duygusu oluşuyor. Aidiyet duygusu oluşuyor. Tabii onun katısı da çok fazla. Dışarıdan herkes katılabiliyor. Öyle bizim bir şeyimiz yok. Yani kriterimiz yani, yok. Mesela bugüne kadar dernek olarak neler yaptınız? Mesela? Sergilerdir, şeydir, farklı. Dernek olarak yılda en az bir defa fotoğraf sergisi düzenlemeye çalışıyoruz. İşte bu sergi derken işte kişisel sergi de olabiliyor. Karma fotoğraf ya, böyle şeylerden. İşte temalı sergiler yapıyoruz. Mesela insan ve yaşam üzerine burada geçmiş dönemde sergi yaptık. Mesela ilginç olarak okullarda sergi yaptık. Köy okullarında biz fotoğraf sergisi yaptık. Burada Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa. Tabii öğrenciler de bir ufuk açıyordur yani. Tabii hani adından hareketle. Aynen adından hareketle. Şey değişiyor hani insanların fotoğrafa biraz da bakışı değişiyor. Herkes işte kendi çektiği fotoğrafla bizde kıyaslama çok fazla. Tabii fazladır. Değil mi? Yani, aynen. Baktıkları zaman tabii herkesin farklı bakış açısı. Onu gördükleri zaman tabii bir şey değişiyor. Fotoğrafçılığı olan ilgileri, yaşama olan, hayata olan ilgileri her zaman değişebiliyor. Yani. Ya dernek konusu açmışken hani Uşak'ta yani sivil toplum örgütü faaliyetleri nasıl, yani neler yapılabilir? Hani daha artırmadığına etkinliği. Valla sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri derken işte bir siyaset yapan dernekler, yapmayan dernekler diye ayrım yapmak lazım. Tabii sanatsal. Yani işte maalesef bizde şey var. Çoğu dernekler, hepsini söylemiyorum ama bir kısmı tamamen işte siyasi menfaat temin etmek amacıyla kurulan yani dernekler atlama var. Atlama basamağı gibi yani. Tabii siyasetçi. Yani onları yapanlar var ama bizim öyle şeyimiz yok. Yani üretim bazlı bizim, bir dernek. Tabii. Mi? Ya bizdeki şey şu İbrahim Bey. Bizde belli bir menfaat düşündüğünüz zaman bir yer yapamazsınız. Yaptığınız işi herhangi bir kurumdan illa birilerinin paya vermesi, destek vermesini düşünerek yaptığınız zaman hiçbir şey yapamazsınız. Ya tabii canım, üretim o zaman tabii, kalmaz. Kalmıyor. Biz de kendi şeyinizi free bir şekilde hiçbir kuruma bağlı olmadan kendi yörenizi, kültürünüzü, insanlarınızı, yaşamınızı bunları bir şekilde yaptığımız şeylerde belgeliyoruz. Ya o şehir hafızasına... Tabii yani şimdi şöyle söyleyeyim.
benim bir halk oyunları tarafımda vardır. Eskiden insanların bu folklorik kıyafetlerin belirlenmesindeki en büyük kıstas şey, eski fotoğraflardan bakıyorlar üzerinde ne varmış diye. Bu fotoğrafçılığın bir tarafı da şeydir, belgelemektir. Tabii canım yani. Ya bugün basit fotoğraf geliyor ama 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 50 yıl sonra o mesela ciddi bir kaynak oluyor. Tabii yani. İşte beğenmediğimiz fotoğraf kaynak oluyor. Kıyafetin üzerindeki motif belli bir sene sonra şeye götürüyor. Hani oradan bir yorum yapıyorlar şeyle ilgili. Arşiv niteliği kazanıyor. Ya işte burada da biraz faaliyetler daha çok dernekten ziyade kişisel çalışmalardan. Ya tabii ki. Yani her sivil toplumda zaten onu sürükleyen bir kişi var. Onların bir motor, sürüklemesiyle motor gider zaten. Yani. İşte ya Uşak'ta da çok fazla şey yok maalesef. Yani sosyal kültürel anlamda böyle işte şehri belli bir yere sürüklemeye çalışan çok fazla yok. Ancak böyle toplasan beşi geçmez diye tahmin ediyorum. Ya bunda tabii yani bir yandan da yani şehir idareci bunu desteklemesi gerekiyor. Hani dernek faaliyetleri bu karşılıklı büyüyor zaten. Yani o ona destek veriyor, ona destek veriyor. Şehirde öyle bir sinerji oluşturarak zaten ilerliyor sivil toplum faaliyetleri. Ya peki Uşak hani fotoğraf sanatçıları için veya bu işe merak duyanlar için hani bir cazip bir bölge mi ve daha keşfedilecek yerler var mı Uşak'ta? Ya, fotoğraf çekim anlamında keşfedilecek yerler çok fazla. Daha bizim insanlarımızın birçoğu da Bulandus'a gitmeyen arkadaşlarımız var burada. Benim kendi çevremde de var yani gitmeyen arkadaşlarım var. Özellikle mesela tarih işte İnay tren istasyonunu bilmeyen insanlar var. İnay'daki hanı bilmeyenler var. Mesela Timalios dediğimiz o bölgeyi adını sanını duymayanlar var. Daha bizim bu bölge yani biraz da şey anlamda, bakir anlamda. Gezi programı yapıyoruz mesela. Onun için mesela gidiyoruz. Yani ilk defa gittiğimiz yerler var mesela. Geçen sene Kurudere Şelalesi'ne gittik. Uşak'ta şelale mi varmış? Yani bir şey oluştu mesela. Öyle bir daha demek birçok keşfedilecek yer var. Biz mesela 15 gün önce Bahadır Köyü'ne bir şelaleye gittik. Bayağı zor şartlarda. Var yani aslında keşfedilmeyi bekleyen çok bölgemiz var yani. Aslında hani Uşak'ın Uşaklılara tanıtılması gerekiyor. Öncelikle. Yani Uşaklı Uşak'ı tanıyacak ki yani şehir dışından gelene de tanıtabilsin. Biz önce kendimiz tanımıyoruz şehrimizi. Bizim o konuda biraz şeyimiz var, işte eksiğimiz var. İşte bizdeki en büyük şeylerden, caddelerden birisi işte İzzettin Çalışlar Caddesi. İzzettin Çalışlar'ın kim olduğunu bilmiyoruz. İşte Mehmet Topaç Bulvarı var, Mehmet Topaç'ın kim olduğunu bilmiyoruz. Şeyh Basri Bey Caddesi tabii, var. Veyahut da Kemal Öz Mahallesi'nin, neden Kemal Öz? Yani bu sebebini, hikayesini bilen yoktur mesela, çok az kişi biliyordur. Ya tabii ki canım. Yani o konuda çok var öyle cadde işte. Ömer Bedrettin kimse bilmiyor, Halis Siyah'ı bilmiyor. Aynen. Nuri Şeker'i bilmiyor. Nuri Şeker'i bilmiyor. Ya sadece tamam Şeker Babamız kurmuş ama onun bir hayat hikayesidir, başarı hikayesi, girişimcilik hikayesi var. Onların maalesef benim aslında bu noktada yani sivil topluma büyük gayret düşüyor. Ya kesinlikle yani biz şey kısmında, fotoğraf kısmında biz onun üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. İşte Bulandus'un örnek veriyorum. Gece yıldız pozlamasını gördüğü zaman hayran kalıyor ve şöyle söyleyeyim, Bulandus'u Türkiye'de yıldız pozlamayla uğraşan insanların şeyidir. Bir öncelikli gelmek istediği, hayal ettiği yerdir. O kadar şeydir, hani güzeldir, kıymetlidir. Ya biz hani ne derler, hani hazine üzerinde oturan bahtsız bedevi gibi hani tabii. Geçen de Sertap Hoca'ya çıkardık biz üniversiteden. O dedi, Uşak hani değerini saklamak için uğraşan bir şehir gibi de yani böyle biz saklıyoruz değerlerimizi. Yani tanıtmak istemiyoruz yani öyle bir mütevazılığımız var şehir olarak. Aynen, mesela tarihi tren istasyonlarımız. Ya, şimdi biz ben 2-3 yıldır veyahut da 2-3 yıldır tren istasyonlarının gece fotoğraflarını çekiyorum. Ve gördükleri zaman da herkesin sosyal medyadan çok büyük geri dönüş alıyoruz. Ve herkes buraya gelip o fotoğrafları çekmek istiyor. Ya, tabii canım. Tabii bu da bir şey sağlıyor aslında baktığınızda. İş turizmi sağlıyor. Ya, mutlaka. Ya mesela bazen 10 defa gittiğimiz bir yeri ya sen veya başka fotoğrafçı mesela başka başından çekiyor. Ya diyorum ben 10 defa gittim. Ben de 10 yıldır gidiyorum. Ya ben burayı neye fark edemedim diyorsun mesela. Öyle bir o bakış açısı çok önemli. Onu biz de diyoruz yani. Ama işte buradaki şey herkesin belli bir şeyi var. Bakış açısı var özellikle fotoğrafçılıkta. Belli bir süre sonra bu işin içerisinde olan kişiler şey yapıyorlar. Biliyorlar. Yani mesela gördüğü zaman ya bu fotoğrafı işte şu çekmiş, bunun fotoğrafıdır, bunun fotoğrafıdır diye. Ya ben de mesela grafikerlik yapıyoruz. Mesela bize de kullandığımız fontlardan anlarsın vatandaş. Ondan sonra hani tasarım stilinden anlarsın. Hani bir yoğurt yiyişim oluşur. İşte imza oluşuyor yani. Ya tabii ki yani insanlar hani ya sektörü bilenler bilir artık yani. Bunu Ufuk çekmiştir. Ya işte bu tasarımı İbrahim yapmıştır. Öyle bir aslında bu da güzel bir şey. Yani. Güzel bir şey. Ben İzmir'de bir sergide başka bir arkadaşım fotoğraf sergisinde gezerken tanımadığım birisi geldi fotoğrafa.
Ya dedi bu fotoğraf tamamen dedi sizin fotoğraflara benziyor dedi. Yani o zaman tabii insan biraz da şey oluyor, mutlu oluyor, gurur duyuyor yani kendisine. Ya hani marifet iltifata tabi denir. Kesinlikle. Ya. Kesinlikle. Yani iltifat olursa ya mesela bir ürün geliştiriyorsun veya bir eser koyuyorsun ortaya. Ya bir yerde mesela tesadüf denk geliyorsun orada ve övgü oluyor mesela. O sana iyi bir gaz veriyor, iyi bir coşku veriyor. Tabii senin üretim sürecin bu şekilde ya, tabii, motive ediyor, artırıyor. Ya bir de sen gözlerinin kadarı bir kurgu fotoğrafçısın herhalde değil mi? Yani bakıyoruz fotoğraflarına, fotoğrafların kusursuz. Böyle hani bunun sırrı nedir? Neler yapmak gerekir? Nelere dikkat etmek gerekir? Ya kurgu derken işte bunun içerisinde yani genel anlamda, genel çerçeveyi çizdiğimiz zaman biz buna hani insan ve yaşam fotoğrafı, işte belgesel fotoğrafçılık, döküman fotoğrafçılığı olarak da söyleyebiliriz. Tabii bunun içerisinde fotoğraf çekerken aslında bakarken hani biz çektiğimiz fotoğraflarda belli kurallarımız var. Bunu internete giren herkes de şey yapabilir. Fotoğrafta kompozisyon kuralları dediğiniz zaman. Bunu, tabii hani yani belli kurallarımız var. İşte bu kurallar nedir? Sadeliktir. İşte nedir? Orandır. Nedir? İşte kontrasttır. Bu tip şeylerimiz var. Işıktır. 15-20 maddelik bir şeyimiz var. Biz bunları uygulamaya çalışıyoruz. Hani sizin dediğiniz kusursuzluk kısmı da aslına bakarsanız kompozisyon. Hazırlığı yani. Tabii hazırlığı. Yani kompozisyondaki şey vermek istediğinizi net vermeniz lazım. Bir kişinin fotoğrafa baktığı zaman aslında biz fotoğrafa insanların nereye bakması istediğini biz müdahale ediyoruz ya, aslında. Yani işin arka tarafı odur. İşte fotoğrafta nedir? Fotoğraf sol ortadan başlar. Bir spiral şeklinde daire çizerek göz gezer. Mesela biz fotoğraf içerisindeki leke diye tabir ettiğimiz unsurları biz oraları yerleştirmeye çalışıyoruz. Yani, ya bizim mesela ben mesela haftalık köşe yazıyoruz mesela 3-5 gün zihninde canlandırıyorsun. Oturuyorsun yazıyorsun. Demek ki size fotoğrafta da böyle bir şey oluşuyor. Çekmedim. Hazırlığı var hani yani o bir dakikalık çekim değil yani. Ciddi onun hazırlığı kesinlikle var. Altyapısı var. Mesela bir fotoğrafın hazırlığını bazı fotoğrafın 3 saat uğraştığımız oluyor. Yeri geliyor. Tek bir kare için. Hani baktığınız zaman basıp yani şey değil. Aynen. Mesela şu demek görmüş olduğum fotoğraf. Bunların etrafı tamamen tuğla. Biz bunları kendimiz yerleştirdik. 3 saat falan bir emeğin neticesiyle oluşan bir fotoğraf. Ya onun için zaten hani kıymetli oluyor. Tabii. Bir de hani gözü rahatsız eden bir şey olmuyor. Vermek istediğinizi net veriyorsunuz. Hani hani gözü baktığınız zaman bilinçaltında bir hikaye görüyorsunuz orada. Veya da kendi tecrübenize göre, yaşam kültürünüze göre orada bir hikaye yapıyorsunuz, görüyorsunuz. İşte biz bunu amacımız yani vermek istediğimizi karşı tarafa verebiliyorsak işin şey tarafı o ruhu aktarabiliyorsak güzel tarafı orası. Örnek aldığım kimse var mı? Yani ben şu fotoğrafçı gibi olmak istiyorum dediğin başta kendine örnek gördüğün. Kendime örnek gördüğüm yani Türkiye'de şeyler var. Özellikle ben tamamen insan ve yaşam fotoğrafı çektiğim için bu tip fotoğraflar çeken işte Cihan hocamız var. Geçen hafta burada sergisi açıldı. Şeydir, benim fotoğraf gelişimine falan katkısı bulunan bir şeydir. Arkadaşımızdır, hocamızdır. Ya bir de şey oluyor mesela hani ya Facebook veya sosyal medyada bir fotoğraf paylaşıyorsun. Ya bu işten anlayan birisi beğendiği zaman oh diyorum bu demek fotoğraf bu güzel olmuş diyorsun. Yani sen öyle bir sen de oluyordur mutlaka. Hani bir hocalarına beğendiyse kesinlikle tamam yani bir insanı iyi motive ediyordur. Tabii yani bizim hani herkesin beğenmesiyle dışarıdan hani mesela bu sanatla ilgilenen birisinin beğenmesi arasında fark var ama genelde bizim insanlarımız daha çok renk beğeniyor. Yani fotoğraf çok renkliyse, böyle rengarenkse o tip fotoğrafları veyahut da böyle manipüle edilmişse rengi, işte gökyüzü, mavinin haricinde turkuaz bir renge dönüyor. İnsanlarımız bunu seviyor. Yani i̇lginç ama gelmesi gerekiyor. Bizde de şey vardır, biz doğal gerçek renklerini kullanmaya çalışıyoruz. Hani, çok fazla Photoshop yapmadan değil mi? Yani normal. Ya Photoshop yapıyoruz tabii bu düzenleme. Makyaj hani evden çıkarken herkes aynanın karşısına çıkıyor bir çekim düzen veriyorsa biz de fotoğrafları onu yapıyoruz ama gerçek renginin dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Ya, tabii ki. Yani orada o doğallığı bozmamaya çalışıyoruz. Ya peki yani şeyde biz çok fazla fotoğraf sergisi göremiyoruz. Bunun için hani neler yapılabilir? Yani karşılaştığın sıkıntılar nedir? Sergi için en önemli şey ilk önce şuradan gelmek lazım. Yani sergi neden önemli? Şimdi bizler bir fotoğraf üreticisiyiz. İşte baktığınız zaman bir emek veriyoruz. Bir üretim aşaması var. Bir fotoğrafın bir çekim aşaması var. Ve bunda herkes her üretimin sonucundaki nihai hedef nedir? Bunu pazara çıkartmaktır. Ya, tabii ki. Görücüye çıkartmaktır. Yani bizim sergiler de aslında bizim bugüne kadar yaptığımız çalışmaları insanların beğenisine sunmak. Ya, fark edilmek. Tabii fark edilmek. İşte bunun için de mekan lazım. Yani maalesef hani bizde Uşak'ta bir sanat galerimiz yok. Tamam belediyemizin
bir AKM'de bir yeri var ama yani orayı bir sanat galerisi. Yani yeni binada da herhalde ortada yapılan bölümün alt katı sergi salonu olacak. Öyle bir. Tamam, benim bilgim yok. Öyle bir ama var. Daha önce şey vardı. Endüstri mesleğinin o atölyelerinde oranın bir tanesinin sanat galerisi yapılma şeyi vardı, projesi vardı. Düşüncesi vardı. Daha sonra da oraya valilik geçecekmiş herhalde. Ondan dolayı o da öyle şey kaldı yani. Vallahi inşallah. İnşallah olur ama yani şey lazım. Yani bir sanat galerisi, gerçekten sanat galerisi lazım. Hani yani bir dört duvar etrafı ya, şey tarih değil. Tarih binaları olsa çok daha harika olur. Değil mi? Yani öyle ya, bir tarih mekanda. Tabii ya, şey için çok ideal bir yer mesela. Dediğim Endüstri Mesleği'nin atölyelerini. Yani, tam bu yani biçilmiş gerçekten kaptan, biçilmiş tam. Bir kaptan. Hem tarihi bir alan hem bir dokusu var. Hı. Yani hiçbir şeye gerek yok. Yani belki de olur canım. Yani. Restore edilmeye de gerek yok. Olduğu halinle, o virane halinle biraz temizlik yapılarak sadece bir ışık düzeni ve sergi düzeniyle çok basit bir şekilde yapılabilir. Bazen restore ederken mesela hani, biz geçen Mimar Odası bir binayı restore ettiler. Hatta beraber fotoğraf çektik. Cengiz'in kitabın kapağına koyduğumuz fotoğraf. Evet, kapak fotoğraf. Şimdi de restore edildiler, mavi binayı beyaza boyadılar. Hani o, ben o doğallık mı kayboluyor? Böyle hani veya Atatürk Müzesi'nin üzerinde bir ev vardı. Böyle, turunculu bir renkteydi mesela. Restore edildi, bembeyaza boyadılar. O sıcak hava kayboldu. Yani restorasyondan sanki beyaz renk şartmış gibi böyle tüm binaları beyaza boyuyoruz biz. Böyle bir ya, sıkıntı var. Öyle bir şey de var işte yani restore, daha bunu en büyük şeyi de Burma Camii'nin eskiden bir restorasyon hikayesi vardır. Sıvadılar geçtiler daha sonra. Kırk binlerde öyle oldu. Kırk binlerde bunu daha sonra kazıttılar falan, eski haline getirdiler. Maalesef bizde restorasyon işlerini inşaat işinde uğraşan aslında herkes girebiliyor herhalde. Benim katkım büyüktür. Tam o zaman Kayan Kavas valimiz vardı. Ya ben eski fotoğraflarını buldum. Yani taş işçiliğiyle. Valiye götürdük. Hani Kayan Bey'e götürdük, önüne koyduk fotoğrafları. Hemen acele gittik biz de valiyle beraber. Vali Bey durdurdu restorasyon inşaatını. Sıvalar ondan sonra söküldü. Öyle bir bizim de o zaman gazete olarak bir katkımız olmuştu. Kırık Minare'nin aslı şekline dönüşmesine. Ya işte dediniz yani mesela beyaz boyama. Aslında onu yaparken dokuyu düzleştiriyorsunuz. Hayır. Yani mavi renk mesela. Mavi renk beyaza boyanıyor. Bunun ben esprisi anlamıyorum. Veya turuncu renk. O müzenin dibindeki mesela. O tarihi bina vardı. Turunculu gibi bir pembe bir renkti. Beyaza boyadılar. Hani bu. Ya onu işte hani şartları düzgün oluşturması lazım. İşte o teknik şartname dediğimiz kısmı bu işin ehil kişiler tarafından yapılması lazım. En son Ulu Cami'nin restorasyonunda içerisinde altta şeyler çıktı. Çiçek desenler. Tabii desenler çıktı. Motifler çıktı. Restorasyon sonucunda çıktı. Ya bir de hani son dönemde artık renksizleşiyoruz. Mesela önceden hatta ben bir yazı yazmıştım. Tabii griye dönüyoruz artık. Bir yazı yazmıştım ben mesela. Çocukken mesela atıyorum işte köşedeki mavi evin yanındaki kırmızı evde mesela tarif ediyorduk. Arkadaşlar biz mesela kentsel dönüşüm alanındayız. Tüm binalar aynı renk. İşte yüksek yüksek binalar böyle tek düzelik oluşuyor. İnsanın hayatından da renkler artık yavaş yavaş azalıyor değil mi? Kesinlikle. Yani artık yani şehrin belli bir kültürel yapısını veren, bir karakteristiğini veren renkler vardır. Mesela Bodrum'un beyaz olması gibi. İşte Ege'nin beyaz binana mavi kapılar, mavi çerçeveler olması. Yani. Bir şehrin de bu şekilde kendine has bir renk şeyinde olması gerekiyor. Ama yani tek rengi de düşürmek de. Hayır değil. Tek rengi düşürmek değil ama yani şey gibi de değil. Hani fabrikadan seri çıkmış, seri üretimden çıkmış gibi de değil. Ama belli bir karakteristiğinin olması gerekiyor. Ya mesela ya çocuğa mesela tarif edemiyorsun artık. Hani ya sayı olarak vereceksin. Mesela bizim burada tüm binalar tabii aynı. Tarif çok zorlaştı artık. Çok zor. Ya çocukken çok kolay. Yani ya şuradan giriyorsun işte. Şu sarı evi gördün mü? Onun karşısındaki pembe evi diye tarif veriyordun da. Böyle o ya binalarımızda estetik diye bir şey maalesef şeyimiz yok. Hepsi. Yani renksizleşiyoruz. Tabii renksizleşiyoruz ve plan da aynı. Yani tek düz tamamen bir kutudan oluşan şeyler yapıyoruz. Üretime geçtik yani maalesef. Ya yine yani sosyal medyada her gün yüzlerce fotoğrafa maruz kalıyoruz. Karşı karşıya kalıyoruz. Ya bazı güzel geliyor, bazı bize mesela kötü geliyor da. Ya bu işin bir kriteri var mı? Hani bir güzel fotoğrafın, hani kaliteli diyebilirim, fotoğrafın belli bir kriteri var mı? Tabii. İnsanların estetik kaygısı, işte milattan önce dönemlere dayanıyor. İnsanlar o dönemde dahi belli bir estetik kaygısı var. İşte bununla ilgili filozoflar, dönemin filozofları falan bu işe çok, nasıl söyleyeyim, işte kafa yormuşlar ve belli eserler ortaya çıkarmışlar. Aslında baktığınız zaman belli bizim o estetik kaygılarımız, biz hala aynı şeyleri uyguluyoruz. İşte renk uyumundan tutun, işte içerikte görsel şeyden bahsediyorum işte. İçerikteki unsurların
İşte ana kompozisyon üyesi, işte yardımcı kompozisyon üyesi, birbirini destekleyen. Ha. Tabii hayatta en önemli şeylerden birisi oran. Tabii bizde de oran. Her şey oran. Yani ben de bazen fotoğraf paylaşıyorlar. Üstte bir sürü boşluk var. Mesela ayak kesilmiş. Tabii oran. Yani çok dengesiz. Yani oranı bozduğunuz sürece, yani şöyle söyleyeyim. Altın oran diye bir şey vardı. Altın oran ne kadar şeyse, bu fotoğraf olur, yaptığınız bir yani bina olur, tasarım olur. Bu kurallara ne kadar şey yaparsanız, uyarsanız, ya çıkardığınız ürün o kadar güzel ve göze hoş gelir. Biz normal mesela tasarımda yani kesin payı falan bırakırız. Mesela matbaada falan kesin payı. Siz de mesela öyle bir fotoğraf çeker, rahat çalışma alanı bırakıyorsunuz değil mi mesela fotoğraf çekerken? Tabii ilk başlarda bizim en büyük yaptığımız acemiliklerden birisi olur. Böyle aynen kareye sığdırmaya çalışırız. Daha sonra eve geldiğimiz zaman da vicdan azabı çekeriz. Yani o gökyüzünü için, genişletmeye tabii, çalışırsın. Şu an sağdan soldan mutlaka biz de çekim yaparken şeyi bırakıyoruz. Bir boş kırpma payı bırakıyoruz yani, kesinlikle. Ya hatta mesela, ya ben mesela genelde tasarımımı mesela o geniş gökyüzünün üzerine çalışmayı çok seviyorum. Mesela bir fotoğraf var. Tabii alan üstte geniş. Geniş gökyüzü var. Orada mesela yazı koyabiliyorsun. İstediğin mesela objeyi koyabiliyorsun. Ama bazen artık o gökyüzünü çoğaltacağım diye böyle Photoshop'ta uğraşıyor. Var. Orijinal kadar olmuyor i̇şte yani. İşte sizin yaptığınız işle ilgili özel çekim gerekiyor. Oraya özel işte çekerken onu düşünerek çekmek lazım. Tabii biraz da burada ne çekmek istediğinize yani, bağlı. Yani onu aslında ya bizim de mesela fotoğrafçının iç içe olması gerekiyor. Yani kesinlikle. Yapacağım çalışmaya göre, konulacak şekle göre fotoğrafın da açısı belirlenmesi gerekiyor. İşte o dediğim gibi ne çekmek istiyorsanız ona göre çekiyorsunuz. Tabii bunu çekerken de biraz o sizin şeyinizi de gösteriyor. Hani yaşam, geçmişteki tecrübeniz. Ya, tabii ki. Her şeyiniz o fotoğrafa bir şekilde sağlıyor ama en önemli şey iletişim bizde. Mutlaka canım. Yani, bizde en iyi fotoğrafın altında yatan en büyük unsur iletişim. Aynen. Yani, iletişiminiz, sizin insanlarla iletişiminiz, diyaloğunuz iyi değilse kesinlikle şey yapamıyorsunuz. Mesela kurgu fotoğrafçılığından bahsettik ya. İşte kurgu fotoğrafçılığının en büyük sırrı yani iletişim. Mutlaka canım. Yani bir insana belki yeri geliyor bir saat orada zapt ediyorsunuz. Yani o yüzden size tahammül etmesi lazım. Yani. İşin en büyük sırlarından birisi hani, iletişim. Ya bazen bir siyaset fotoğrafı çektiriyoruz veya bir zor aslında fotoğraf çekim yani. Karşıdan bakıyorsun bir tane fotoğraf ama o fotoğrafı çektirmek için belki hani yok omuzunu düzel, kafanı çevir, şunu yap, bunu yap, biraz gülümse falan hani. Onun aslında geri planı çok fazla. Tabii fazla bir de komut veriyorsun zaten. Tabii. Komut verdiğiniz zaman insanlar geriliyor, gerginleşiyor ve o ruhu, heyecanı aktaramıyorsunuz. Aynen. Ya sen bugün yakalamışken hani ben uşakla ilgili hani tüyolar almak istiyorum. Ya, ya şu tür ifade kullanabilir miyiz mesela? Ya şu bölgeyi özellikle atıyorum Blendus'u yılın şu ayında... sabah veya mesela akşam veya gün doğumunda veya gün batımında veya şu bölgeyi özellikle sonbahar döneminde akşam vakti yani o tür var mesela uşakla ilgili şu mekanı şu tarihte ve şu saatlerde çeksek çok harika sonuçlar elde edebiliriz diyebileceğimiz. Blendus'tan başlayayım örnek tabii. Olarak. Blendus'ta gün ortasına gitmediğiniz sürece gün doğumu, gün batımı ve gecesi çok güzel. Öğlen gitmeyeceğiz o zaman. Kesinlikle öğlen o şey saatlerine gitmediğimiz sürece. Güneş tepede olduğu sürece. Tabii yani zaten genelde fotoğraf güneşin yukarıdan dik geldiği saatlerde fotoğraf çekmeyi o sert ışıkta tercih etmeyiz. Ama özellikle Blendus gün batımı ve özellikle gün doğumu ve özellikle de gecesi efsanedir yani. Ya biz 2009 yılında İstanbul'dan fotoğrafçı arkadaş gelmişti. Onunla işte gün doğumuna gittik de mesela oradan bayağı bir gün doğum fotoğrafları çektik. Biz onlar çok harikaydı. Evet ben de orada bir zeybek çalışması yaptım. Arkadaşlarımız zeybek kıyafetiyle orada gün doğumunda biz de bir şey yapmıştık. Sabah gecenin saat 3'ünde gidip bir 3 saat 4 saat gün doğasına kadar bir çekim yapmıştık yani. Blendus böyle. Mesela örneğin taşyaran. Taşyaran'ın şeyi bir dar bir vadinin içerisinde olduğu zaman kesinlikle güneşin olduğu saatte gitmemek lazım. Hava kapalı olduğu. Bulutun arkası güneşin bulutun altında olduğu sürece daha iyi oluyor. Neden? Çünkü bir tarafı aşırı güneşli oluyor. Bir tarafı gölgede kalıyor. Özellikle taşlarda da yansıma, ışığı yansıtma olayı fazla olduğu için çok iyi sonuçlar alınmıyor. Onun için en güzel kapalı bir havada. Kesinlikle. Veya sabah veya hatta akşam gün indikten yarım saat içerisinde. Gün battıktan yani artık gün gözükmeden tamamen battı. Onun yarım saat içerisinde o alanda çekilen fotoğraflar gayet güzel sonuçlar çıkartıyor. Cilandras diyelim mesela. Şöyle o zaman bir şey sıralayalım. Cilandras da aynı. Hani
sabah saatleri veyahut da akşam üzeri saatleri. Mesela akşam dediniz, mesela özellikle şu Banaz bölgesinde kavaklıklar var. Hmm. Özellikle sonbaharda. Orası... Kırmızı kırmızı yapraklı ağaçlar var. Tabii. Özellikle o Banaz yolunda bahar, yani sonbahar döneminde mesela kıpkırmızı çok harika görüntü oluşturuyorlar. Tabii o renk geçişi dediğim işte... Kırmızı var, turuncu var, tabii, sarı var. Böyle renkten kuruma aşamasında, o şey aşamasında, kahverengi aşamasında geçer o renk geçişlerinin olduğu dönem sonbaharda. Belki normal dönemdeki senin kadar esprisi yok ama işte o dönem özellikle tabii, daha sonbaharda. O renkler, işte renklerin insana şey etkisi yani. Ya tabii canım mesela, veya baharda da oluyor canım mesela, yeşil mesela farklı farklı tonlarıyla mesela çekiyorsun. Mesela şey söyleyeyim, Uşak içerisinde bir yer söyleyeyim o zaman. Tam zamanı geliyor belki bir hafta 10 güne başlar. Bu Vişnelik dediğimiz bölge var. Huzurkent. Udaş'ın karşısı derim. Udaş'ın karşısı. Orada şey bahçeleri var. Kiraz bahçeleri falan var. Bir 15-20 güne yanlış hatırlamıyorsam zamanda şey yapabilirim. Tamamen bembeyaz şey göreceksiniz. O bölgede büyük bir alanda çiçekler göreceksiniz. Mesela fotoğraf çekilmek için herkesin şehir içerisinde çok rahat gidebileceği. Yani ulaşım kolay. Tabii yani. Ulaşım kolay. Ya mesela örneğin Huzur Park'ta mesela. Nasıl çekip elde edebiliriz? Mesela güzel bir sonuç. Artık Huzur Park'ta... Espri kalmadı mı? Şey kalmadı yani, bence şey kalmadı. Veya şehirde zaman farklı neler var? Tabii şehrin özellikle şu Atapark'ın içerisindeki renkli yol. Şey anlamında güzel. Tirit Sokak dediğimiz bu tarihi yerlerin olduğu o olan şehir içerisinde güzel. Hisarkapı yolunda herhalde var bir iki yer. Evet, o müzenin olduğu o kısım var. İşte şeker fabrikasının olduğu şey var. Yani de şu sıkıntı var. Mesela ben daha önce 10 sene önce kültür turizm atası yapmıştım Uşak'a. Ya tarihi binaları tam güzel restore ediyoruz. Ama önüne bir tane geliyor kamyon. İki gün oradan kaldıramıyoruz. Mesela bir fotoğraf çekeceksin. Gidiyorsun kamyon var. Gidiyorsun kamyon var. Veya bir araç var. Ya buna bir çözüm bulunmalı. Yani ya önüne güzel bir şık bir duba konacak. Yani o hani otopark olayını engellemek için. Ya, o harika mesela tarihi bina var. Önünde bir tane minibüs park ediyor. 3 gün kaldırmıyor oradan mesela. Evet. Böyle bir sıkıntılar var. Size hani şunu söyleyeyim. İşte Dülgöral Oteli'nin olduğu Paşaanay'a yanlış hatırlamıyorsunuz. Hadi gidin bir tane arasız fotoğrafını çekin. Çekemezsiniz yani. Ya işte bunları diyorum yani. Buna bir çözüm bulunmalı. İşte kentin o bölgesinin özellikle artık tamamen yaşamdan arınması lazım. Ya özellikle yani. O tarihi binaların önüne bir şekilde o otopark engellemek gerekiyor. Hatta ben gece 12'de gittim. Hani sabah fotoğraf çekeceğim diye. Büyük taşlar koyduk böyle hani. Millet park etmesin, park diye. Etmesin diye. Sabah 5'te gittik, o taşlar bizim kaldırılmış. Araç park etmişler. Hani işte şehrin en büyük şu anda günümüzdeki Türkiye'de bütün en büyük sıkıntılardan birisi şey otopark. Maalesef onda yaşıyoruz yani. Ama bunu hani bir ya hani kaba bir şekilde değil de ya şık dubalar olacak. Yani öyle bir farklı dubalarla veya farklı metal şeylerle o otopark engellemek gerekiyor. Mutlaka yani bu biraz da işte turizm olayı biraz bizde zayıf şehir içi turizme. Belki bu biraz yoğunlaşsa, artsa bununla ilgili mesela şeyler yapabilir. Mesela hani gençlik merkezi kullanıyor. Orada mesela çok sıkıntı var. Hani güzel fotoğraf çekemiyorsun. Hani bir araçta şöyle temiz fotoğraf. Tabii dışarıdan olmuyor ama bizde mesela Uşak'taki en güzel artılardan bir tanesi restorasyon yaptığımız binaları biz aktif olarak kullanıyoruz. Mesela bunu bazı dokurevi var. Tabii ha. Bunu Türkiye'de biz gezdiğimiz için biliyoruz. Çoğu yerde restorasyon yapılıyor ama sadece kapısı görevlisi var. 8-5 kapıyı açıyor. Bu şekilde kullanılıyor. Yani biz kullanmadan çürüyor yani. Tabii kesinlikle çürüyor. O yönden bizim Uşak şey çok iyi. Yani restore edilen binalar aktif olarak kullanılıyor. İşte dokurevi var. İşte Tekeş Konağı şu an gençlik merkezi dokuyan olarak. Eller dokuyan eller var. Şey var. Uşak o yönden kafeler var bana tarihi. Tabii. Mekanlarda kullanılan kafeler var. Bunlar tabii şehir için... Tabii Uşak için bunlar gerçekten diğer illere göre artı yani. Geçen belediye müdürü yaptığı toplantıda mesela hani Aşıklar Konağı olsa mesela Uşak'ta öyle bir dile gelmişti ya. Tarihi bir konak olacak. Orada mesela Uşak aşıkları farklı etkinlerle yapacak. Mesela o da hoş olur. Hem şehir kültürü hem fotoğraf için de mesela çok harika bir malzeme olur. Ya değerleri biraz böyle yaptığın çalışmalarla pekiştirmediğin sürece maalesef gelişmiyor. Yani tamam restore ediyorsun binayı da onu bir canlı hale getirmek için tabii, ilave şeyler. Mutlaka yaşanması lazım. Tabii. Zaten eski binaların özelliğidir. Yaşanmadığı sürece dökülmeye başlar. Tabii. Ya her binada öyle diyeceğim. Mesela normal betonarme binaydı mesela kullanırsan içinde birisi yaşarsa o bina daha uzun süre gidiyor. Ama toz mesela o zaman toz daha çok çürütüyor. Yaşam binanın ömrünü uzatıyor. Peki farklı neler var mesela fotoğraf çekiminde devam edersek?
fotoğraf çekimini devam edersek. İşte dediğim gibi ben özellikle bu bölgenin tarihi tren istasyonlarını çok şey yapıyorum. Onu yani, takip ediyorum ve bölge şeyde tamamen hepsini kullanıyorum. Demir köprüler var. 199-205 köprüleri var. 98 köprüsü müydü öyle şey? 199 var, bir de 205 var. Ulaşımda sıkıntı var bildiğin evet, şeyde. Evet, biz geçen sene 205'e gittik. 199'da gittik ama sonradan öğrendik 205'miş. Ama toprak yoldan yürüdük falan bayağı bir zor. Ya bir de şey yok hani normal arabayla ulaşım yok. Normal istasyondan trenin geçiş saatini öğrendik. Böyle tam tren geçerken falan o görüntüde falan yakaladık. Çok güzeldi. O mesela sizin için de iyi olabilir. Ben şöyle bir anı var. Daha önce 4 saat 5 saat kılavuzu almadan bulurum dedim. Bir arkadaşla 4 saat 5 saat uğraştım şeyi bulamadım. Biz de zor aradık. Yani o 98 köprüsüne ulaşamadım. Bir Narıncalı köyü var. Bir de Davutlar köyü. Aynen. Oradan biz de sonra bir 2 saat uğraşarak bulduk. Ama artık şimdi öğrendik artık. Yani şöyle beraber gidelim. Gidebiliriz bir gün beraber gidebiliriz. Yani benim sorum genel amada bunlardı. Yani sen eklemek istediğin neler var? Uşak'ta şunu eklemek istiyorum. Yani biraz bu kültür sanat olaylarına biraz daha şey yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani, üretim bazlı. Yani. Biz de mesela kültür sanat deyince yılda bir sanatçı getir veya iki tiyatro gelir. Hayır. Değil. Yani biz üretmemiz lazım şehir olarak. Tabii kitaptır, fotoğraftır, tiyatrodur. Hani üretim bazı olduğu zaman hem şehre de yayılıyor ve sonuç çıkıyor. Yani şehrin adına bir arşiv oluşuyor, bir kütüphane oluşuyor şehir adına. İşte ben hani şunu söylemek istiyorum. Yani bazı şeyleri bireysel yapınca bence daha rahat oluyor. Ve ben mesela böyle bir düşüncesi olan, yeteneği olan insanların tamamen artık günümüzde de şöyle bir özellik var. Sosyal medya denilen bir özellik var. Yani hiçbir bir yerlerin birilerinin seni tanıtmasına gerek kalmadan orada kendini tanıtabileceğini, maddi sıkıntılarını kendini çözebileceği bir ortamdayız şu an. Yani yaptığın eserlerden belli bir gelir de elde edebilirsiniz. Ya var canım, mesela geçen muhabbet oldu. Bozkuş köyünde bir tane ablamız var. 128 bin takipçisi var. Yani evet. Deli bir rakam. Hani Kıraç'ın 117 bin takipçisi var. Sanatçı Kıraç'ın bizim ablamızın 128 bin takipçisi var. Hani yapınca oluyor. Tabii insanlar biraz doğallığı seviyor. Tabii. Yani şey çok fazla. Yani özellikle sosyal medyanın gücü. Özellikle. Bir tutulduğun zaman gidiyor artık. Tabii. Bir çıkış yolu bulduğun zaman oradan bir siz gerçekten geliyor. Farklı bir şey yapabiliyorsanız birileri sizi mutlaka buluyor. Yani, bir şekilde buluyor. Bunun bazı kuralları var. İşte hani sosyal medyanın da işte hashtag'ler şeyler, onları da mesela biraz bilirsen artık bir yerden tutturup gidiyorsun. Artık şimdi NFT denilen bir olay var. Yani yaptığınız ürünleri çok rahat sanal ortamda satış yapabiliyorsunuz. En basitinden yaptığınız işi finansmanını kendiniz sağlayabiliyorsunuz yani. O da hani kimseye bağımlılığını kurtarıyor. Tabii. Yani Web 3.0'ın şeyidir. Arada aracıyı kaldırıp direkt üreticiden tüketiciye ulaşmanın şeyidir. Şu anda trendde bu var yani. Dünyada NFT denilen bir olay var. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ettin. Ayağına sağlık, diline sağlık. İnşallah senden yeni yeni şehri gururlandıran ödüller bekliyoruz. İnşallah. Eline sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok bugün de şehir konuşmalarının sonuna geldik. Misafirimiz Uşak Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Kutup Sandı. Keyifli bir sohbet oldu. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.